Pusturik, pustura devam ediyoruz. Bu videomuzda use case'imizde yazacağız. Şimdi e, Util kısmına öncelikli olarak önceki projelerimizde de kullandığımız gibi bir resource e, dosyası ekliyoruz. Bunu da şu şekilde kopyala yapıştır yapıyorum. Bu zaten e, önceki projeler dediğim gibi önceki projelerde de kullandığımız bir sınıfta ve bizim API'ımızdaki anlık olarak hangi durumda, hangi aslında sakses success, hangi durumda olduğunu bize bildiren bir sınıf, bir sealed class'ta içerisine gördüğünüz gibi success sakses success olan durumdaki datamızı loading durumumuzda tabii ki de bir dataya gerek yok ancak e, loading durumunu yakalamamızı bu progress bar gösteriminde olsa Bizim hata mesajımızı Ve bize api'den dönen veriyi Saklamamızı sağlayan bir Yapıydı Güncel projeler Bir yapı Hazır olarak Resource sealed class yazarak da Google üzerinden bulabilirsiniz Repository Implementation Repository implementation sınıfımızı açıyoruz. Burada domain domain deyip gördüğünüz gibi datanın dışında domain deyip yeni bir sınıf oluşturmamız gerekiyor. Burada yeni bir paket oluşturmamız gerekiyor. Bu da repository paketimizin içerisindeki news repository Gördüğünüz gibi bu sınıfın içerisine yazdığımız fonksiyonu burada implement edeceğiz. Bu da bizim view model üzerinde kullanacağımız fonksiyona e, öncülük edecek. Şimdi News repository şu şekilde Bir interface şöyle bunu sol tarafa alalım. Interface Bir sınıf olacak. Bu sınıfta Suspend function Deyip Get News Headlines from repository, repository gibi key keyword'lar da ekleyebilirsiniz. Ancak yine aynı şekilde data source'larda olduğu gibi bir fonksiyon olacak. Country kategori kategori ve ne olacak? Page yani integer şeklinde resource bizim eklediğimiz bu resource tipinde Gördüğünüz gibi bizim verdiğimiz sınıfın tipi çıktı ve news. Yani bu fonksiyon implement edildiği yerde bu tipte döndürülecek. Bunun için de şu şekilde bu sınıfımıza geldik ve şöyle fonksiyonumuzu açalım. Return type olarak news repository'mizi ekleyelim. Buradan mirası alalım. Implementation kısmında da gördüğünüz fonksiyonumuz override ediliyor buradaki yazdığımız fonksiyonu override ettik. Şimdi bu kısımda şu şekilde ne olacak? Bizim remote data source'umuzu kullanmamız gerekiyor. Yani local cache fark etmez. Biz oluşturduğumuz bu repository'deki tüm interface'leri buraya ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Add inject constructor deyip private val News remote data source gördüğünüz eklemeyi yaptık. Biz artık bu kısımda rem News remote data source'u kullanacağız. Bunun için şu şekilde yapacağız ki val API result diyelim. API'den alınan veriyi şu şekilde ekleyelim. Gördüğünüz gibi e, data source üzerinden fonksiyonumuzu çağırdık. Şimdi eğer API result'umuz is successfulsa bu response retrofit'in response sınıfının da bir parametre success olduğunu gösteriyor. Siz dilerseniz news içerisindeki equals okey mi diye bu şekilde de yapabilirsiniz. şimdi API result body let body'miz null değilse yani boş bir body'miz yoksa burada ne yapacağız? resource nokta success deyip buradaki veriyi ekleyeceğiz. Eğer zaten buraya girmediyse return olacak kısım burası resource yani success olmaması durumu burada da API result nokta message diyebiliriz. API yımızdan gelen mesajı entegre edebiliriz. Zaten burada else yazmanız durumuyla bu durum aynı şey. Yani buraya girmiyorsa bu if tetiklenmiyorsa buradaki return'a e gelecek aslında tamamen bu şekilde basit bir i, fonksiyonumuz var. Şimdi devam edecek olursak bizim bu kısımda bir aslında repository modülü eklememiz gerekiyor gerekli kısımlarda artık kullanacağız. Repository modülümüzü modül diyoruz. Repository modül diyoruz ve ardından et modül deyip yine diğer sınıflarımızda olduğu gibi install in deyip singleton component class şeklinde ilerliyoruz. Ardından biz yine burada singleton şu şekilde yanlış ekledim pardon. Singleton at provides diyoruz. ve function artık bizim burada arayüzümüz olan interface'imiz olan news repository'mizi ekleme eklemesini yapıyoruz. Bunun için de zaten aynısını kopyalamamız gerekiyor. Burada data source alıyorduk. News repository'mizi döndürüyorduk. Ve döndürmek için de News repository implementation'ı kullanıyorduk. O da bu kısımda yer alıyor ve içerisine News remote data source değişkenimizi alacak. Artık biz domain layerımızda repository'miz var ve artık bu repository'deki şu fonksiyonumuz. Gördüğünüz şu fonksiyon artık biz bunu execute etmemiz gerekiyor. Use case'ler sayesinde yani use case artık view model ile oluşturduğumuz repository arasındaki bağlantıyı kuran kısım olacak. Bunun için de paket oluşturuyoruz. Paketimizin ismini şu şekilde repository kısmını silip yine domain içerisine use case paketini ekliyoruz. Ardından bizim tek işlemimiz olan news yani şu şekilde get news, get işlemi yapacağız. Get news bazı durumlarda post işlemi de oluyor. Patch işlemi de oluyor. Yani bu işlemlere uygun olarak uygun isimlendirmeyi sınıfı yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi tekrardan burada bir inject inject constructor yapalım. Burada ne olacak? Bizim private val News repository. Yani aslında parametre dizilişini incelediğinizde repository data source, data source remote'u gördüğünüz gibi böyle aşağıdan yukarıya bir kullanımı mevcuttur. Use case repository, repository data source, data source remote'u kullanıyor. Burada artık geri döndürmemiz gereken bir şey yok artık. Get news headlines use case ile suspend funcs suspend function execute deyip burada country country string yine API servisimizdeki sırayla bunu ekliyoruz. category string ve ne yapacağız? page int. Gördüğünüz eklemeleri yaptık. Şimdi dön ne döndüreceğiz burada? Resource tipinde gördüğünüz bizim sınıfımızdaki resource tipinde News döndüreceğiz. Bu döndürme Country Category Page ile yapılacak. Yani bizim use case'imiz buradaki bu tarz işlemlerde mesela bazı parametreler e, alınmıyor olabilir. Burada e, siz dilerseniz sadece üyesi kullanacak olabilirsiniz. Veya sadece e, bu işleme uygun olarak execute edecek olabilirsiniz. Buradaki execute ismiyle çoğaltabilirsiniz. Yani e, overloading yapabilirsiniz. Buradaki parametreler yeni parametre ekleyebilirsiniz. Bazı durumlarda bazı parametreler olmadan da işlemler yapabilirsiniz. Yani burada e, biraz daha esneklik var. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi aslında use case'imiz bu kadar da tamamlamış olduk sınıfımızı artık bizim bu use case'i kullanın. Teşekkürler.